Ya ben alsaydım ilaçları. Ne olacak ki, sen bana sonra öderdin. 730 lira dedi herif ya. Ayıptır be. Hakikaten ya, niye o kadar çok tuttu? Ya bizimkinin sigortası yok ki işte. Hepsini ödemek zorunda kalıyorsun. Peki benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok Burcu, sağ ol. Ben bir ara gelir alırım artık. Hayır, benim üstümde nakit yok. Yoksa ben hallederdim de işte. Ya ben dert etmiyorum. Sen niye dert ediyorsun ki Burcu? Sağlık her şeyden önemli. Anneannem iyileşecek. Ben inanıyorum. Sen yine bakışlarına bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Ben de senin yanındayım. Her zaman. Ya o mekan çok in oldu tabii şimdi. Sen gittin mi oraya? Ay yok, daha gidemedim. Vakit bulamadım. Nasıldı? Güzel mi? Baya baya iyi. Bizim bütün ekibe o da zaten. Say say bitmez. Aynen öyle. sen ne iş yapıyorsun enişte? Hayatım, ne iş yapıyorsun diye sordular. Pardon. Ben çalışmıyorum, emekliyim. Aa, erken değil mi ya? Doğru yatırımlar yaptık diyelim. Yani çok genç yaşta başladığım işe erken yaşta da emekliliğe ayrıldım. Ne yapıyorsun bütün gün? Sıkılır insan be. Ya evdeyim. Yani evden hallediyor işlerini. Yani evden ayarlaması daha kolay oluyor. Niye hiç gelmiyorsunuz moda evine ya? Vallahi darılıyorum ha. Aa, çağırmıyorsun ki kızım ya. Yeni kreasyonlarımız var. Harika bir ekip kurdum. Gelecek hafta bekliyorum. Tamam mı? Bak, bu benim kızım. Üniversiteyi yeni bitirdi. Adı da Ahu. Ahu, çok güzel isimmiş. Su gibi kızdır. Belli belli. Bak, bu da benimki. Aa, Leyla değil mi bu? Sen nereden tanıyorsun Leyla'yı? Yok canım, nereden tanıyacağım? Ayaz'cığım, biz artık kalksak mı? Ama ne güzel oturuyorduk. Aa, kızım sen. Otur oturduğun yere. Ama bizim işimiz var değil mi Ayaz? Bilmem, var mı işimiz? Var var, çok işimiz var. Ya dur. Aa, ama Neriman teyze, ayıp oluyor. Bıraksın da çocuğu. Değil mi ama ya? Ayaz, gene gel oğlum, iyi mi? Gene bekleriz. Gelmez miyim Neriman teyzeciğim? Başka fotoğraf vermeyen var mı? Alayım, alayım. Oh süper. Ben hepsini inceleyeceğim. Sonra teker teker hepinize geri döneceğim. Bekleriz. Çok sevdik seni. Evet, biz sizi ararız. Bunlar gerçekten çok sağ olun ya. Bayağı yardımcı oldunuz. Ayaz. Ayaz. Yalnız sos efsane oluyor, onu söyleyeyim. Ama bir sor bakalım, niye oluyor? Niye? Çünkü aşkla yapıyorum da onu da. Oo. Gel, gel. Anladın mı? Kestin mi, kestin mi? Evet. Dur, dur, gel bakayım, gel. Dur, bekle orada. Ah canım, acıdı mı? Ne oldu? Of, acıdı ya.
Keşke bütün yaralar böyle sarınca geçse. Nereden çıktı o şimdi? Aman yok, boş ver hiç. Yani bazı yaralar vardır, böyle sararsın ama geçmez. Sadece görmeni engeller yara bandı. O iyileşmez aslında. Şeyma'cığım, ne oldu? Nereden çıktı şimdi bütün bunlar? Ya Mete, benim sana söylemem gereken bir şey var. Yani bu söyleyeceğim şey çok hoşuna gitmeyecek ama sen bana evini açıyorsun, kalbini açıyorsun. Ben de senin karşında tamamıyla saf olmak istiyorum. Temizlenmek istiyorum, arınmak istiyorum. Tamam Şeyma, dinliyorum. Söyle. Mete, ben bir ay önce bir otelin lobisinde Rıza'yla görüştüm. Ve sen hala hayatımdaydın. Ama bunun sebebi Rıza'nın beni yeniden aramaya başlamasıydı. Yani oraya gitmemin sebebi aslında ilişkimizin bittiğini ve bir daha beni aramamasını söylemek içindi. Ve oradan çekip gittim hemen sonra. Hmm. Peki... Başka bir şey oldu mu? Nasıl yani? Sadece lobide konuştunuz ve sonra gittin, değil mi? Evet, o kadar. Gel şimdi. İyi günler. Gazetedeki ilan için aramıştım. Modeli sarıyormuşsunuz. Mümkünse görüşmeye gelmek isterim. Tabii. Meslek yüksekokul mezunusunuz değil mi? Yok. Ortaokul. Yani liseden terk. Ben hep çalışmak zorunda kaldım da onun için, o yüzden. Maalesef. Meslek lisesi ya da yüksekokul mezunu birini arıyoruz. Anlıyorum. Peki. İyi günler. İyi günler. Ay neler oldu neler, bombalarım var. Öykü, biz ne yapıyoruz burada? İşimiz var. Sen benden intikam mı almak istiyorsun? Yok, domates alacağım ben. Sen gelsene benimle. Arkadaşlarımı sevdin mi? Sevdim. Tabii. Sevdim. Aması var o cümlenin. Biliyorum. Evet, amasını söyle. Aa, yok, yok. Öyle bir şey yok. Ay, Bülent. Tamam, birlikte çok fazla vakit geçirmedik ama ben seni tanıyorum. Hadi söyle, lütfen. Aması şu. Ben onlar gibi olamam. Öyle olmamı bekleme ben. Tabii ki böyle bir şey beklemiyorum. Saçmalama. Olamam çünkü onlar gibi. Belki gerçek bu sen değilsin ama benleyken başka biri olmak zorundasın. Üzgünüm. Böyle düşünme lütfen. Çalışmıyorum, evet. Sebebini de biliyorsun. Eğer bu seni utandırıyorsa söyle, bileyim. Ben seninle gurur duyuyorum. Teselli cümlesi beklemiyorum senden. Hayır, teselli değil bu. Gerçek. Ben seninle
gurur duyuyorum. Şimdi bir tatlı yiyip kendimize gelsek mi? Ha? Tamam. Ama ben seçerim. Ha, her zamanki gibi. Bassana be kardeşim. Acelemiz var dedik. Uçalım mı beyefendi? Ara sokaktayız işte. Görmüyor musun? Kolay gelsin. Hoş geldin kızım. Nasılsın maşallah? İyiyim canım, sen nasılsın? Yakışıklı, gel sen de gel. Bana mı diyor? Burada senden başka yakışıklı var mı? Doğru tabii, yok. Ay siz gelmişken ben tuvalete kadar gidiverim. Tezgaha bakarsınız. Ben hiç anlamam ama Ayaz bakar. Hadi bağla şöyle. Hadi. Bir dakika be. Ya ben ne anlarım? Bu senin tezgahın değil mi? Senin tezgahın. Ay diyor anne, bir an kaybolacağım sandım. Ev o kadar büyük diyor. Ay ben de muradıma erdim sonunda Meral. Orhan Sabah pek aksiydi ama onun o meymenetsiz suratına bile değer. Hayırlı olsun canım benim, çok sevindim. Ah, Meral, sende bir haller var, ne oldu? Aramızda kalsın ama olur mu Gülse? Tabii canım. Anlat sen. Hadi dinliyorum. Ben uzun zamandır kirayı ödeyemiyorum. Vah vah. Deme ya. Ya. Çok zor durumda kaldım. Çok sıkıntıdayım. İş güç durdu. Elime para geçmiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Ah be güzelim. Ay ben de olsa al tepe tepe kullan diyeceğim ama. Biliyorsun işte. Tabii tabii biliyorum. Bilmez miyim? Elinde olsa verirsin. Ay tabii canım hemen. Ya Gülseren, sen hiç duydun mu böyle etraftan falan? Hani ne bileyim bir iş olur, bir şey olur işte hani. Yani dikiş nakış bilmiyorum ama. Geçen gün sokakta bir ilan gördüm. Bizim mahallede hemen. Şu kafe var ya yolun aşağısında orada. Bulaşıkçı arıyorlarmış. Ay yok o olmaz. Yani çocuklar istemezler. Yok, olmaz o. Hadi gelin. Hanımefendi, domates alır mıydınız acaba? Almaz mıyım ya? Alırım tabii. Tabii. Buyurun, yine beklerim. Öptüm ablacığım. Teşekkürler. Domateslerin nasıl? Manavcı. Taze, lezzetli. Anne, domates aldık ya biz. Hayır, almadık. Şimdi alacağız. Ben size hemen veririm. Öykücüğüm. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben hep buradayım. Yere beklerim. Tabii ki. Hanımefendi, siz de domates alır mıydınız? Yok. Kalsın. Ay vallahi bence sen de al. Gencecik kızın sonuçta yok.
O ne demek ya? Ne alaka? Oho, ne alaka olur mu? Ben senin yaşındayken ne domatesler alırdım, ne domatesler. Sene kardeşim, neyi bekliyorsun sen? Ya teyze geçiyor karşıdan karşıya, görmüyor musun hocam ya? Yaşlıysan evde otur işte, öleceksin sokakta ya. Ne yapıyorsun sen ya? Teyzem, ben sana yardım edeyim, ister misin? Oğlum, çok teşekkür ederim, sağ ol. Tamam, dikkat edin. Eyvallah, sağ ol. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Maz yapıyor herif ya. Acelemiz var dedik. Türkçe anlamıyor musun sen? Ne? İn lan aşağı. Türkçe anlamıyor musun sen? İn aşağı. İn oğlum aşağı. İn, yürü! Dokunma lan. Git! Aldım plakanı. Al lan! Seninle görüşeceğiz. Bunca yıllık pazarcıyım, böyle hasılat görmedim. Yetenek böyle bir şey. Kızım, sen hep getir bu delikanlıyı, tamam mı? Haftaya yine bekliyorum. Anlamadım Ayşe teyze. Ben anladım teyze, sen merak etme. Allah senden razı olsun yavrum. Senden de teyzeciğim. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Kızım ben yer miyim bunları ya? Sen benim çocuk mu sandın? Vallahi bükemediğim bile öpeceksin. Al öp o zaman, al hadi. Lafın gelişi söyledim, çek şunu. Artık manimiz kalmadıysa yemeğe çıkabiliriz değil mi? Bence hak ettim. Bence gerçekten hak ettim. Akşam gel al beni. O zaman güzel giyin. Sen beni ne zaman kötü giyindiğimi gördün? Hiçbir zaman. Ama sen gene de güzel giy. Ya da şöyle söyleyeyim, her zamanki gibi ol. Bu akşam özel bir akşam olacak. Arabama bindin. Ben seni hiç zorlamadım. Oyun oynamadım. Bayağı kolay oldu. Öyle de fena değilmiş ama, değil mi? Bence de hiç fena olmuyormuş. Oh be. Nereye gidiyoruz?
gidince görürsün. Hayatım, gerçekten ellerine sağlık yani. Mükellef bir sofra hazırlamışsın, bravo. Bazıları görse de örnek alsa keşke. Ay hiç uğraşamam vallahi. Tabii tabii, sen uğraşma. Sabahları bir kendine toz yap, o kadar. Ben bir duş alacağım mümkünse, olur mu? Tabii hayatım. İki gündür de aynı kıyafetlerleyim. Aa, doğru. Biz onu unuttuk değil mi? Burcu. Benim kıyafetlerim olmaz Şeyma'ya. Burcucuğum, benim kıyafetlerim nasıl Emre'ye olduysa senin kıyafetlerin de öyle Şeyma'ya olur. Öyle değil mi? Hadi. Temiz havlu da ver Şeyma yengene. Olur mu? Yenge mi? Hadi hadi. Teşekkür ederim Burcucuğum. Zahmet olacak. Ne demek? Önemli değil. Şeyma yengeciğim. Ne zahmeti? Of, İlker, tam 8 saattir kahvaltı yapıyorsun. Farkında mısın? Aşkım, olağanüstü hal söz konusu. Kapılar kilitli. Dışarı çıkamıyorum. Benim aç kalmamam lazım. Bak, bu son Erzan, son. Hem ben çabuk acıkan biriyim, biliyorsun. Ben de çok çabuk sinirlenen birisiyim İlker, sen de bunu biliyorsun. Farkındaysan bayağı sabretmiş durumdayım. O lokmayı çabuk ağzına atar mısın lütfen? Çabuk dedim sana. Sen de bir ısırık ister misin? Yok canım, bir ısırık falan istemem. Ama bunu çok güzel ağzına sokarım. Beni sinir falan et. Gitti Erzak ya. Öf ya. Vakit geldi, hazır mısın aşkım? Valla dünyanın baba olmaya hazırını bilmiyorum. Bir öğün daha mı beklesek? Yok, hiç beklemeye gerek yok. Tam sırası İlker. Tam şeyin hikayesini biliyor musun? Vantilatörler. Vantilatörlerin hikayesini biliyor musun? Hiç onları kimin icat ettiğini düşünmüş müydün? Hayır, hiç düşünmemiştim. Hadi birlikte düşünelim o zaman. Bak, ilgini çekecek. Gerçekten ilgini çekecek. Bu vantilatörler her şeyden önce çok acayip aletler. Teşekkür ederim. O odayı kullanmıyoruz canım biz. Banyo aşağıda. Peki. Her geçen gün şaşırtmaya devam ediyorum, değil mi? Yani ne yalan söyleyeyim, doğru. İşte bizim farkımız da bu. Hemen şımar mı? Sabah çok acıktım demiştin ya. O yüzden yemekleri hemen hazırlattım. Babacığım, nasıl geçti günün? İyiyim, iyi geçti. Ya inanamıyorum, acayip lezzetli olmuş bunlar Şeyma. Baba, yemekleri Şeyma yaptı biliyor musun? Öyle mi? Hı-hı. Ellerine sağlık, lezzetli olmuş. Afiyet olsun babacığım. Babacığım mı?
Öykü, neyin var? Yok. Yani neden iyiyim ben? Artık tanıyorum seni. Anlıyorum. Bir şey olmuş işte. Sadece her şey çok güzel. Her şey çok iyi. Bu yüzden biraz korkuyorum. Benden mi korkuyorsun? Senden. Benden. Bizden. Tüh. Tam da sürpriz vakti gelmişti. Sürpriz mi? Daha ne yapacaksın? Bizde bitmez böyle şeyler, bilirsin. Ama madem korktun, ben de iptal ederim o zaman. Ya yok, iptal etme, merak etme. Bilinmeyenin dayanılmaz cazibesi. Hadi yemeğimizi bitirelim önce. Bunun biraz tuzu fazla herhalde. Canım, bence senin ağzının tadı bozuk. Hepsinin tadı şahane. Baba, nasıldı önemin arkadaşları? İyiydi. İyi geçti, tanıştık. Ay, onlar kesin çok havalıdır. Öyleydiler değil mi? Biraz yüksektiler tabii. Etosiyeti tabii, biz anlamayız. Ben çalışmaya karar verdim. Aa, ne güzel. Kutlayalım bunu o zaman. Baba, ciddi misin? Gerçekten mi? Hayır, ne gerek vardı ki şimdi? Ne bileyim, emekli hayatını yaşamış gibi o gez, çık, dolaş, olmadı ufak bir Avrupa turu yap yani. Yok yok, sıkıldım ben. Çalışacağım artık. Yani gel şirkette beraber bir şeyler yapalım diyeceğim ama onu da istemezsin ki sen. Sen dert etme, ben bir şey bulurum. İyi. Oh, güzel yedik. Bir tabak daha olsa yerim ama yiyemeyeceğim. Ayaz, ne yapıyorsun ya? Yiyemem. Yani yerim aslında ama yiyemem lazım, çok yedim. Pek yiyebileceğim bir şey değil bu zaten. Aç bakalım. Fıskiye. Çok güzel bir geceydi. Gerçi ıslanmasaydım daha da güzel olacaktı ama yine de... Ayaz, inanmıyorum sana ya. Tek sürprizim bu değil, merak etme. Piştimdi. Bu ne? Araba tamir ettik o kadar.
gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey demene gerek yok. Bana ellerini ver. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir geceydi. Özellikle hediyeler. Çok teşekkür ederim. Teşekkür etme Öykü, teşekkür etme. Başka bir şey söyle. Kaç defa teşekkür ettin zaten? Ya bu sefer de farklı bir şey söyle. Öykü, benim daha ne yapmam lazım? Anlamadım mı? Evet, ben de anlamadım. Yani bana bir yol göster. Beni tanıdın işte. Gördün. Ben buyum. Ayaz bu. Ne eksiği ne fazlası. Ayaz. Ben... Senin kafanda. Ne düşünüyorsun? Bir şey söylemiyorsun ki. Neyiz biz? Sevgili miyiz? Kanka mıyız? Kardeş miyiz? Neyiz biz? Benim dengem şaştı iyice ya. Sana nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Bu soru genelde bana sorulurdu. Ve hayatımda ilk defa ben bu soruyu soruyorum. Bundan da hiç hoşlanmıyorum. Öykü, artık bir karar ver. Bir karar ver. Ve bana bir cevap ver. Ayaz, ben... Ayaz, ben deme. Ya bir şey yap. Evet de, hayır de. Ya tokat at ya da sarıl. Ne bileyim. Ağla ya da gül. Ama bir şey yap artık. Ya bir şey yap. Benim gitmem lazım. Burcular'da kalacağım. Şuradan taksiye binerim ben. Çok teşekkür ederim.